TRT Çocuk'tan sonra yerli projeler oluştuktan sonra animatörüm deyince hangi proje diyen artık ebeveynler de olmaya başladı. O yüzden bu aslında animasyon sektörü açısından iyi bir şey. Teknik bilgi, daha tekniker diyelim. Normal bizim keyframe animasyon dediğimizde daha işin sanatçı tarafı diyelim. Öbüründe teknik bilgiler oluştu. O kameralar en iyi tracklesin, hareketleri birbirinden bağımsızlaşsın ya da işte tıklamalar olmasın. Varsa da ben bunu nasıl düzelteyim diye. O biraz daha işin şey tarafı. Ne diyeyim, teknik ve angaryanın biraz daha fazla olduğu bir alan. Ama şöyle bir şey var. İyi bir animatörse o zaten onu daha iyi temizleyebilir. Böyle de bir sonuç var. Ama normal bizim keyframe dediğimiz yani tamamen her karesini elle pozlandığı animasyonlarda ise şey var tabii ciddi bir işin o hani animasyon prensipleri falan vardır bilirsiniz işte senaryoda olduğu gibi. O prensipleri en iyi uygulayan hatta o estetik bakış olan pozları iyi kuran işte negatif space'leri oluşturan falan gibi o bildiğimiz animasyon kurallarını iyi yapan kişiler oluyor. Arada böyle bir fark var. Motion capture kullananlar biraz daha teknik ve biraz daha angarya var işin içinde. Keyframe animasyon dediğimizde de biraz daha işin o sanatsal tarafı ve ne diyeyim estetik algısı yüksek olan arkadaşlar çalışmış oluyor. Yani şöyle söyleyeyim bir de. Eğer motion capture yapacaksanız daha kısa bir sürede o işi öğrenir ve böyle hızlı bir şekilde tracking yapar ve onu temizler ve ne diyelim kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Ama ben keyframe animasyonu yapacağım diyorsanız önünüze küçük basamaklar vardır. Yani aslında ne diyeyim bir modellemeye göre, bir riglemeye göre falan daha kolay başlangıcı vardır. Ben hep onu örnek verirdim. Bir modelci olacaksanız, bir rigci olacaksanız, bir işte plugin geliştiren bir yazılımcı olacaksanız önünüzde bir duvar var. Yani daha geliyorsunuz kocaman bir duvar. O da duvar ne? Teknik bilgiler. İşte modeli işte extrude edeceğim ne yapacağım, yok içine gömeceğim ne yapacağım, işte daha keskin olsun ne yapacağım. Bunlar hep bir teknik bilgi. Bunları öğrenmeden bir sonraya geçemiyorsunuz. O yüzden o duvarın üstüne bir çıkmalısınız ki ben model yaptım, ben işte iş ürettim yani rig yaptım neyse. Ama animasyonda küçük küçük basamaklar var. İlk baş nedir? İşte top zıplatma, ne bileyim işte sarkaç gibi gibi. Ama animasyonda da şöyle bir şey var. Teknikte o duvarı açtığınızda artık şunu bekliyorsunuz. Dünyada bir şey gelişsin de yeni bir şey çıksın da onu öğreneyim. Çünkü tabii oraya gelmek de kolay değil ama. Ama animasyonda o merdivenin sonu hiç yok. O bulutların arasında. Bugün ne diyelim Rafa'dan Tayfa'ya yapıyoruz. İşte human yani insan karakterleri üzerine ne diyeyim animatörler kendini geliştiriyor. Yarın bir gün işte Ratatouille gibi bir proje var. İşte orada fare animasyonu öğrenmeniz lazım. Ya ömrünüz animatörseniz küçük basamaklar ama sonunu hiçbir zaman görmeyeceğiniz bir merdivene doğru gidiyor diyebilirim. Bugünkü konuyu ben işletme, yönetimi ve bütçe diye ikiye ayırdım. Normalde bütçe görünmüyor ama bütçe olmadan hiçbir şey yapılmadığı için o yüzden bütçeyi ayrıca ekledim. Şimdi işletme yönetiminde iç yönetim, dış yönetim ve kriz yönetimi diye kendimce. Hani kendi bunların hepsi bu arada var olan bir ders kitabı vesaire değil. Bunlar benim hayat yani şirketi kurduğumdan beri yaşadığım tecrübeler, yaşadığım sorunlarla olan şeyler. Şimdi iç yönetimde kastettiğim şu. Şimdi biz atıyorum İSF olarak, İSF stüdyosu olarak bir kendi iç tarafımız var. Bir çalıştığımız müşteriler vesaire işte dış yönetimimiz var. Bir de hepimizin dışında olan bir dış yani kriz yönetimi dediğimiz bir kısım var. O da kötü bir şey. Şöyle düşünün kafanızı bir çeviriyorsunuz yanındaki arkadaşınız aralarla çalışıyor ama sizde iş yok. Ondan sonra bir şeyler sizi rahatsız etmeye başlıyor. Ya ben bu şirkette fazla mıyım acaba falan gibi. O yüzden oturdum simülasyonlarda kendime geliştirdim. Oturdum pluginler geliştirdim derken kendime farklı bir iş kolu oluşturdum. O yüzden biz mesela bu tarzda olan arkadaşlarımız mesela ne diyelim storyboard çizen arkadaşımız grafik tarafından da anlıyorsa diyelim TRT Çocuğun bir dergisi işte her ay düzenli olarak dergiden ya kapak oluyoruz ya içlerde atletik akım var, sokak oyunları gibi köşeler var. Mesela buralarda onlardan destek alıyoruz. O yüzden insan kaynağının doğru kullanılması da iş gücünün doğru kullanılması da bu anlamda bizim için kritik işlerden. Yine işletme içi ve dışı iletişim çok önemli. Mesela ekibiniz ne kadar deneyimliyse bir kriz anında ona tepki vermesi, yanıt vermesi o kadar hızlı oluyor. Ve aslında kamu yönetiminde bir hocam şey demişti kriz yönetimi dersinde. Ya kriz aslında fırsattır da aynı zamanda. Fırtına esiyorsa fırtınaya duracağım diye düşünmeyin. Biraz dönün arkanıza o fırtınayla yönünüzü belirleyin daha iyi bir noktaya götürecek sizi demişti. Kontrol sizdeyse. O yüzden deneyimli ekip de bunu yapmanız çok daha kolay.
Bunları yaptıkça öngörünüz de oluyor. Mesela ne diyelim, geçenlerde bir tweet atılmıştı. Söylemeyeyim neyle ilgili oldu. Bir obje var ve objeyi biz bulurlamışız ve bulurladığımız için de eleştiri gelmiş. Söyleyebilirim, Türk bayrağı bulurlanmış ama aslında orada hayri dev oluyor. Dev olduğu için arka taraf blur olması lazım. Mesela hepimiz tetikteyiz şu an. Böyle bir sorun yok, kriz yok. Ama biz, ben de istedim bize bayraklar gelsinler. Çünkü Rafadan Tayfan'ın her yerinde Türk bayrağı olabilecek en iyi şekilde yapılıyor. Sadece bayrak için yaptığımız videolar var. Şimdi bunu ne için söylüyorum? Biz şu an öngörülü bir şekilde duruyoruz. Mesela sosyal medyada birisi kriz çıkarttığında bütün videolarımız hazır, anında bir tokat gibi sosyal medyaya çıkartacağız. Onun gibi. O yüzden bu kısımlarda çok önemli. Üstü açılmamış bir kültür olarak bakılıyor mesela. O yüzden hani yerel bir şey şu an tutmazsa gibi düşünmeyin. Tam tersi ilgi çekiyor. Diyor ki o ne acaba? O yüzden üstü açılmamış çok hikayemiz var aslında. Hani klasik şey demeyeceğim. Bizim atalarımızda neler var demeyeceğim ama hani var, hakikaten var. Ama yepyeni hikaye de var. Yani gidip dedenin bir hikayesini de anlatsan o tüm dünyaya bir bakmışsın. Dünyanın tanıdığı bir kişi olabiliyor. Yeter ki iyi uygula, içerik iyi olsun. Tamam o zaman. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.